Canlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 YKS sınavında çıkacak olan fizik sorularıyla ilgili beklentilerimi, tahminlerimi, hangi konudan kaç soru gelebilir, bu zamana kadar fizik dersine çalışma fırsatı bulamayan öğrencilerimiz en kolay netleri hangi konulardan elde edebilir gibi konularla ilgili sizlere fikirlerimi, düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani bu konuyla ilgili gerçekten çok istek aldım. YouTube üzerinden, Instagram üzerinden öğrenciler bana bu konuda çok istekte bulundu. Hocam hani sınava az zaman kaldı. Bizim en iyi şekilde yani hangi konuları tekrar edersek sınavdaki netlerimizi arttırırız gibi mesajlar aldım ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere bizim başlatmış olduğumuz 25 günde tüm fiziği bitirdiğimiz bir kamp var. Yani kamp programı var. Check-up fizik videolarıyla bütün fiziği 25 günde baştan sona efsane bir şekilde tekrar ediyoruz. Eğer bu kampa katılmadıysanız kesinlikle bir an önce katılın. Çünkü zaten 25 gün sürüyor. Dolayısıyla bugün de başlasanız, bundan bir hafta da sonra başlasanız Haziran ayının ilk haftası gibi bütün kamp bitmiş olacak ve fiziği güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Bu videonun altına o kampla ilgili programı ve kamp videolarında kullandığım dokümanların toplu PDF'ini de paylaşacağım. Umarım bu kampa katılmayan hiçbir öğrencim yoktur. Çünkü gerçekten netleriniz yükselecek. Şimdi asıl konumuza dönelim. Peki 2021 YKS sınavı zor olur mu? Arkadaşlar 2020 YKS sınavında geçen sene pandemiden dolayı ikinci dönem konuları 12. sınıfların kaldırıldı. Ve ikinci dönemde gerçekten çok soru gelen konular vardı. Yani fizik adına ve diğer dersler adına. Dolayısıyla konu eksilmesinden dolayı sınavda bir kolaylık vardı. Genel olarak yani bütün YKS'de 2020 YKS'de bir kolaylık vardı. Ve öğrenciler beklediği netlerin daha üstünde netler yaptı. Ancak sıralamaları çok kötü geldi. Yani ÖSYM geçen sene öğrencileri kolay sınav yaptığı için istediği gibi sıralayamadı. Dolayısıyla bu sene sınav geçen seneye göre daha zor olacak. Bu kesin. Ancak çok zor bir sınav olmayacak. Zaten pandemi sürecindeyiz ve öğrencilerin ne şartlar altında sınava hazırlandığını herkes biliyor. Dolayısıyla benim size her zaman dediğim gibi ortalama bir sınav olacak. Konular hakkında temel fikirleriniz varsa, yani bir konuyu hiç bilmemek yerine en azından şöyle bir okumuşsanız, şöyle bir iki formülünü falan bakmışsanız o konudan gelen soruyu yapabileceksiniz. Yani kendi dersim adına söylüyorum. AYT fizikten iki tane eleyici soru bekliyorum. TYT fizikten bir tane eleyici soru bekliyorum. Ama soruların yanlış çözülmesi için çok zor olmasına da gerek yok. Çünkü fizik soruları kavramsal bilgilerin eksikse zaten yanlış yaparsın. Yani sorunun zor olmasına da gerek yok. Dolayısıyla benim sizlere tavsiyem her konuyla ilgili temel bilgileriniz olsun. Peki TYT fizikte hangi konudan kaç soru gelebilir? Öncelikle bu tür videoları sene başında çekmeyi çok uygun bulmuyorum. Çünkü ben öğrencilerime şu konudan soru bekliyorum, bu konudan soru bekliyorum dediğimde öğrenciler sadece o konulara çalışabilir ve bu büyük bir risk. Çünkü sınav olmadan kimse o sınavda hangi konulardan soru geleceğini tam olarak bilemez. Biz ne yapıyoruz? Geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakıyoruz. Pandemi sürecini göz önüne alıyoruz. Bir takım değerlendirmelerde bulunarak hangi konulardan soru beklediğimizi söylüyoruz. Öncelikle fizik bilimine girişten kesinlikle soru bekliyorum. Buradan ya birim sorusu, SI birim sistemi biliyorsunuz temel büyüklükler ya da vektörel nicelikler ve skaler nicelikleri karşılaştırma sorusu gelebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar madde ve özelliklerinden genel olarak sınavlarda soru gelmiyor. Ancak ben bu sene madde ve özellikleri kısmından soru geleceğini düşünüyorum. Yani koezyon, adezyon tarzı olabilir, öz kütle sorusu olabilir. Böyle yorum tarzında bir tane madde ve özellikleri sorusu geleceğini nedense düşünüyorum. Burada başka kesinlikle soru geleceğini düşündüğümüz ve %100 soru beklediğimiz konu ısı sıcaklık genleşme konusudur. Hiçbir zaman ÖSYM bu konuyu atlamadı.
kesinlikle soru sordu. Şimdi burada hareket ve kuvvet. Aslında bu bir ünite. Bu üniteden de muhakkak bir tane soru gelecek. İki başlık olduğuna bakmayın. Yani bunlar zor konular değil. Böyle birkaç saatinizi bile ayırsanız bu konularla ilgili çok rahat böyle temel fikirleriniz olur. Ve sınavda gelecek soruyu da muhtemelen çözersiniz. Daha sonra elektrik akımından muhakkak soru bekliyorum. Elektrik akımından. Optikten kesinlikle soru gelecek. Yani hatta bir ya da iki tane de soru gelebilir. Renklerden soru gelebilir. Aydınlanma kısmından soru gelebilir. Bu optikten iki tane de soru gelebilir. Bakın tekrar söylüyorum. Belki bu madde ve özelliklerinden soru gelmeyecek. Optikten iki tane gelecek. Olabilir. Manyetizmadan bilmiyorum. Yani geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Dalgalardan bir tane de soru bekliyorum. Ve arkadaşlar bakın toplamda kaç oldu? 7 tane soru oldu. TYT Fizik adına çok kolay netler elde edebileceğiniz konular hangileri? Hani öğrencilerim bu zamana kadar sınava hazırlanamamış olabilir. Hocam ben TYT'den 2-3 net lazım bana diyorsa arkadaşlar burada fizik bilimine giriş çok ama çok rahat bir nettir. Madde ve özelliklerine çalışsın. Uzun sürmüyor. Sözel ağırlıklı bir konu. Dolayısıyla kesinlikle soru gelecek. Isı sıcaklık genleşme. Yani bu konudan zor soru da sorulmaya müsait bir konu. Ancak ÖSYM'nin ben zor soru soracağını düşünmediğim için ısı sıcaklık genleşmeye de biraz vakit ayırarak buradan gelecek soruyu da çözebilirsiniz. Başka burada arkadaşlar açıkçası dalgalar kısmından da çok kolay soru geleceğini düşünüyorum. Yani bu 4 tane konudan çok kolay sorular geleceğine inanıyorum. Şimdi gelelim AYT fizik sınavında hangi konulardan %100 soru bekliyorum ve en basit hangilerinden net elde edebiliriz? Şimdi burada bazı başlıklar konu bütüncül olarak verilmiş. Ben orada biraz ayrıntıya da gireceğim. Yani çembersel hareket, bakın burada mesela modern fizik diye büyük bir başlık var. Bu arada elimle gösteriyorum. Burada modern fizik diye büyük bir başlık var. Bunun hangi kısmından soru beklediğimi de sizlere söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar vektörler konusundan direkt soru beklemiyoruz. Vektörler çembersel hareketin içerisinde var. Açısal momentumun içerisinde var. Momentumun her yerde vektörler var zaten. Dolayısıyla vektörlerden direkt bir soru beklemiyorum. Kuvvet tork denge. Burada arkadaşlar tork kısmından bir tane soru geleceğini düşünüyorum. Kütle merkezi, basit makineler, bunlardan ÖSYM genelde soru sormuyor. Hareket kısmından, hani düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan grafikler, buradan da bir tane soru açıkçası bekliyorum. Burada kesinlikle soru beklediğim konulardan bir tanesi de atışlardır arkadaşlar. Atışlardan muhakkak soru gelecek. İtme ve momentumdan muhakkak soru gelecek. Bakın bunların kaçarı yok. Kesinlikle soru gelecek. Daha sonra burada arkadaşlar paralel levhalar ve sığa kısmından ben soru bekliyorum. Nedense yani böyle yüklü bir parçacığı düzgün elektrik alan içerisine koyup ne tarafa sapacağını sorabilir. Düzgün elektrik alan ve düzgün manyetik alanı birlikte kullanarak hani Lorentz kuvveti dediğimiz İki tane eli alanı birlikte kullanarak bir parçacığı ortaya koyup ne tarafa sapacağı sorulabilir. Ben buradan bir tane soru bekliyorum. Daha sonra manyetik alan ve manyetik kuvvet. Yani bilmiyorum. Yani beklemiyorum. Gelebilir tabii ki. Manyetizma kısmından soru geleceği kesin. Ama manyetizmanın daha çok hangi kısımlarından soru gelebilir? Ben burada indüksiyondan soru bekliyorum. İndüksiyon EMK'sından. Bir de burada alternatif akım ve transformatörler. Zaten arkadaşlar ikisini bir konu gibi düşünebilirsiniz. Burada da yazalım arkadaşlar. Bir tane soru buradan bekliyorum. Bir tane soru da buradan bekliyorum. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. 7 tane soruyu 11. sınıf konularından bekliyorum. Kalan 7 tane soruyu da 12. sınıf konularından bekliyorum. Şimdi çembersel hareket. Arkadaşlar kesinlikle bir tane soru gelecek ve öyle çok zor sorular da gelmiyor arkadaşlar. Burada
çembersel hareket yapan bir cismin işte kuvvet diyagramını sorabilir. Kütle diyorum, merkezcil kuvvetin yönünü, ivmenin yönünü, hızın yönünü gibi böyle yön o vektörel soru olabilir. Yani zorlayıcı bir soru beklemiyorum. Normalde çembersel hareketten ne sorular var? Yani herkesin çok zorlanacağı sorular var. Ama ÖSYM sizlere o kadar zor soru sormuyor. Çembersel hareketin temel kurallarını öğrenirseniz gelecek soruyu yaparsınız. Daha sonra burada arkadaşlar çembersel hareketin içerisinde bir de biliyorsunuz bu bir ünite. Yani ünitenin adı çembersel hareket. Çembersel hareket ünitesinin içerisinde bir de eylemsizlik momenti ve açısal momentum diye bir konu var. Eylemsizlik torku ya da momenti ya da açısal momentum. Arkadaşlar çok küçük bir konudur. Ancak buradan kesinlikle bir tane soru bekliyorum. Küçük bir konu ama soru bekliyorum. Dolayısıyla sizin 12. sınıfın 1. konusunu, çembersel hareket konusunu bitirdiğiniz zaman 2 tane net cepte ve zor sorular inanın değil. Bakın %100 yapabilirsiniz. Kütle çekimi Kepler genelde buradan sormuyor. Basit harmonik hareketten bir tane soru geliyor. Yani burada biliyorsunuz Tolga ve Tamek diye formül var. Belki de bu formüllerle ilgili çok kolay bir soru gelecek. Yani arkadaşlar o yüzden diyorum ya size, konuları böyle genel olarak bir gözden geçirmeniz çok önemli. Yani kolay soru geldiğinde direkt yaparsınız çünkü. O yüzden bu 25 günlük kampa katılın. Bütün fizik konularıyla ilgili yüzeysel bile olsa bir bilgi sahibi olun. Sınavdan gelen soruları çözeceksiniz. Dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar. Ben burada elektromanyetik dalgalar kısmından sözel bir soru gelebileceğini düşünüyorum. Elektromanyetik dalgaların özellikleri olabilir, yönü olabilir. Hani sağ el kuralı kullanarak ışığın yayılma doğrultusunu buluyoruz ya, oradan gelebilir. Burada başka ne var? Soru %100 beklediğim. Arkadaşlar radyoaktivite kısmından da bir tane soru geleceğini düşünüyorum. Kaç hakkımız vardı? Burada 7 tane hakkımız vardı. Şu an 5 tanesini kullandık. Bir tane modern fizikten, modern fiziğin içerisinde özel görelilik var. Siyah cisim ışıması var. Compton olayı ve fotoelektrik olayı var. Ben burada fotoelektrik kısmından, hani önceki yıllara bakarak tabii ki bu kanıya varıyorum arkadaşlar. Fotoelektrik kısmını ÖSYM önemsiyor. Çünkü yani günlük hayatta fotoelektrik olayın çok uygulaması var. Çok karşılaşıyoruz. Dolayısıyla modern fizik kısmından da ben fotoelektrik başlığından bir tane soru gelebileceğini düşünüyorum. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları da banko bir soru. Burada MR cihazını sorabilir, röntgen cihazının onunla ilgili bir şey sorabilir. Aşağıdakilerden hangisinde ses dalgaları kullanılır? Hani biliyorsunuz ultrason ve sonar cihazı var gibi. Veya aşağıdakilerden hangisi insan vücuduna zararlı etkilere sahip bir tanılama aygıtıdır der. Ne bileyim, kolay konu zaten. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları kesinlikle bir net yaparsınız. Şimdi gelelim bunların hangilerinden çok kolay netler yapabiliriz. Yani böyle son zamanlarda bile bakarak böyle beleş net diyelim yani. Şimdi elektromanyetik dalgalardan kesinlikle beleş bir net yapabilirsiniz. Çok kolay. Basit harmonik hareketten gelecek soru kolay olacağını düşündüğüm için, temel düzey olacağını düşündüğüm için yaparsınız. Buradaki eylemsizlik momentini çok kolay bir şekilde yaparsınız. Çembersel hareket sorusunu yaparsınız. Zor soru gelemez. Radyoaktivite kesinlikle yaparsınız. Çok kolay. Özellikle bu radyoaktivite falan arkadaşlar o kadar kolay ki. Elektromanyetik dalgalar, eylemsizlik momenti ve açısal momentum. Bunlar ya bir gününüzü bile ayırsanız 3-4 tane net yapabileceğiniz konulardır ya. O kadar söylüyorum. Burada modern fizik, fotoelektrik olay. Yani zor soru olmaz arkadaşlar bunlardan. Çok kolay, bunu da yaparsınız. Modern fiziğin teknolojik uygulamaları zaten sözel. Yani soru kalmadı. 12. sınıf kısmından zorlayıcı bir soru gelmeyecek. Emin olun
Bunlara böyle bir göz atsanız dahi oradan gelecek soruların çoğunu doğru yapacaksınız. Gelelim 11. sınıf konularına. Tabii bunlar biraz daha ağır konular. Bunlardan eleyici soru gelebilir. Ama bu alternatif akım ve transformatör kısmından eleyici bir soru gelmez ve buradan bir net yaparsınız. Yani en azından soru gelebilir diye buraya çalışmanız lazım. Daha sonra burada kolay net yapabileceğiniz neresi var? Arkadaşlar, indiksiyondan gelecek soru. İndiksiyon EMK'sı kolay bir başlık. Bir tane falan formülü var. Buradan gelecek soru kolay olur diye düşünüyorum. Daha sonra yani tork kısmından gelecek soruyu çok zorlamayacaklarını düşünüyorum. Bunlar şimdi paralel levhalar ve sığa mantığı kolay. Bunun da kolay olacağını düşünüyorum. Ama itme ve momentum, atışlar, yani bunlar biraz zor, öğrencilerin zorlandığı başlıklar. Bunları da bırakalım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, AYT sınavında olsun, TYT sınavında olsun, çok öyle ahım şahım sorular gelmez, gelmeyecek. Sizleri böyle temel bilgilerinizle çözebileceğiniz sorular gelecek. Bir iki tane AYT'de eleyici soru olacak. Bir tane iki tane TYT'de eleyici soru olacak ya da olmayacak. Dolayısıyla fazla gözünüzde büyütmeyin. Bu 25 günlük kampı bitirerek bu soruların içinden çok rahat geçersiniz. Bu arada arkadaşlar, saç tıraşımla da ilgili muhakkak yorumlarınız olacaktır diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi pandemi sürecinde ancak bu kadar tıraş olabiliyoruz. Adama dedim ki abi yanları azıcık azalt dedim. Adam yanları yok etti. Yani evde 3 tane falan ayna var. Hiçbirisiyle karşılaşmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Dolayısıyla benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Moralinizi yüksek tutun. Hoşça kalın.